Bu arada Pakistan'ın e, İran'ın e, İran'ın Belüçistan eyaletine saldırısında can kaybı da toplam 9'a yükselmiş. O da ekranda e, son dakika evet. bilgisi olarak ya, evet. yazıyor. Evet. Pakistan'ın da ee, bir cevap vermesi gerekiyordu. Durum bu. Yani ben de bunlar asker açıdan çok kuvvetli hedefler değil, çok can yakan hedefler değil. Tabii insanlar ölüyor. Masum insanlar da ölüyor. Böyle söylüyoruz oturduğumuz yerden nükleer bu acıdır yüce ama sahip e, yani ülkelerde bunların... olunca ee, insan aklına tabii farklı senaryolarda gelebiliyor ama siz o profilde tabii, tabii. bir durum zaten gerçekleşmez diyorsunuz. Ben o profilde yani doğrudan Bakın bir de şunun da altını çizmek isterim. Bence İdlib'deki hedefin vurulması 1200 kilometrelik menzili işaret eder. 1200 kilometre o, o İdlib'de yani saçma sapan bir hedefi vuruyor. Orada ya yani aklı sıra bu animasyon videolarıyla işte intikam alan İran'ın 1200 kilometreye ulaşan füzelerim var diyerek ben İsrail'i de vurabilirim mesajıdır o. Hmm. çünkü bu, bu İsrail'i de ben vurabilirim. Şimdi bu çok önemli işte bu meseledir işte İsrail'in derdi de bu eğer nükleer kapasiteye ulaşırsa bu füzelere nükleer başlık koyarsa İran ya bu İran için işte İsrail açısından hayati bir risktir. Yani budur zaten aslında çatışmanın temeli burada mesaj da bu yani seni de vurup mesela şimdi eğer şimdi böyle tabii ben çatışmayı istemiyorum tercih etmiyorum savaşlardan uzak duralım ama Devletler arasındaki meseleler realist perspektiften okuyorum ama İran bu kadar iddialıysa bu kadar animasyon videoları vesaire yayınlayacağına 1200 kilometrelik balistik füzeleri var. Doğrudan İsrail'i de hedef alabilirdi. Neden almadığını belirte. yani Erbil'deki Mossad üssü nedir? Nasıl yani bu böyle bir açıklama var. Teyit etgizebe muhtaç. Ben yani böyle değerlendiriyorum Peki. olayı. Yani doğrudan işte Amerikadır, İsraildir hedef alınmıyor ama bakın yani, hani bu füzeler oralara da uzanıyor mesaj veriyor demek istiyorsunuz. Mesela... E, mesaj veriyor da ben bilmiyorum yani olayı böyle değerlendiriyorum çok e... da ciddi alınıyor mu? Hmm. Ama e, çok risksiz de bir durum değildir. Peki. Bunu da belirtmek isterim.